Merhaba arkadaşlar. Bugün otomobilin triggerini, ön amortisörünü ve 160 bin bakımını yaptıracağım. Triggerini benden önceki sahibi değiştirmiş ama faturası olmadığı için çok güvenemedim. Biliyorsunuz trigger konusu önemli. O yüzden içim rahat etsin diye ben triggerini de değiştireceğim. Bazı nedenlerden dolayı Bursa'ya geldim. Bursa'da NESCAR'a yaptıracağım bütün bunları. Konya'dan fiyat almıştım. NESCAR ortalama 200 milyon daha pahalı. Servislerin bu denli fiyatının değişmesini zaten anlamış değilim ama burada yaptırmaya karar verdim. Evet arkadaşlar, şimdi servisteyiz. Kaydımızı alıyorlar. Araba bir gün kalacakmış. Şu şekilde direksiyonu ve koltuğu kapladılar. Bu şekilde de servis yapıyorlar. Bu ana kadar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, aracımızı teslim ettik. Aracı teslim aldıklarına dair ve araçta değerli bir eşya olmadığına dair sizinle bir evrak imzalatıyorlar. Aracı teslim ettik. Trigger falan olduğu için bir gün sonra teslim ediyorlarmış. Onun için de arıyorlarmış. Aynı zamanda yine gerekli check-up'lar yapılıp eksikler olduğu zaman sizin onayınız dahilinde bunların yapılması için talimat alıyorlarmış. Buna göre de arabanızın eksiklerini tamamlıyorlar. Şimdilik bu kadar. Bakalım yarın dönüşte ne olacak göreceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Servisten aradılar. Şu an servise geldim. Aracımız hazırmış. İşte benzinden gerekli ödemeyi yaptım. Bu süreçte neler olduğunu sizinle konuşmak istiyorum. Aracım yaklaşık bir gün kadar kaldı burada. Aracıma 160 bin bakımını ve trigger değişimini yaptırdım. Benden önceki sahibi değiştirmişti ama söylediğim gibi daha önce de faturası olmadığı için ben tekrar değiştirmek istedim. O yüzden 160 bin bakım ve triggerini değiştirdik. Bu süreçte de değişen parçaları ve ödediğim fiyatı sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar, rica ettim. Sağ olsunlar, içeride çekim yapmama izin verdiler. Şöyle sizinle paylaşayım ne yaptıklarımı. Genel anlamda bakım, 160 bin bakım olduğu için içerisinde V kayışı da değişiyormuş. Yani V kayışı da değişiyormuş. Yani ağır bir yenilik oluyormuş. Yani değişim oluyormuş. Şu şekilde ben göstereyim size listeyi. İşte burada önemli parçalar işçilik olarak toplamda 417 lira aldılar. Burada yine önemli malzemelerden polen filtresi 62 lira. V kayışı 109 lira. Fren hidroliği 21 lira. Hav filtresi benzinli Astra diye yazılmış 46 lira. Yağ filtresi yanlış olmasın 16 lira. Ve en ağır burada meblağı tutan 573 TL trigger setimiz. Aynı zamanda 5 litre motor yağı koyuyorlar. Bu değişim olduğunda bunu koyuyorlarmış. Bir de cam temizleme sabunu koymuşlar. O ne alaka anlamadım. Bu şekilde. Aracınız benim otomobil 2004 model olduğu için parçalarda %25, işçilikte %25 indirim alıyoruz arkadaşlar. Ama bu süreçte yine beni aradılar. İşte cam silme suyu mu dediler. Pastacıyla seramik kaplama. Yani şunu çok iyi hatırlıyorum. Yağmur kaydırma gibi bir şey söylediler. Bunlar indirim aldınız işte 150 liraya yapıyoruz falan dediler. Ben kabul etmedim. Genelde servis bir şeyler satmak için bu aralıkta sizi sisteme numaranızı aldıkları için bir şansını deniyorlar. Tabii yine değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Yaklaşık olarak söylediğim gibi 1441 lira tuttu. Trigger ve 160 bin bakım, ağır bakım yapıldığı için ben serviste tercih ettim ki bundan önceki 150 bin bakımını da aynı şekilde serviste tercih ettim. Ama tabii dışarıda bildiğiniz bir ustaya yaptırırsanız
bu mevduanın altına çekebilirsiniz. Parçalarınız gelip orijinal GM parça alıp, yani bu her şey dahil belki 1000 liranın aşağısında bile yaptırabilirsiniz. Genel anlamda servis değerlendirmem gerekirse, burası şu an ben Bursa'dayım. Burada da iş görüşmeleri yapıyorum. Opel'in burada iki tane servisi var. Neskar adı altında. Bu Yalova yolundakini kullandım ben. Bir de İzmir yolunda varmış. Orayı kullanmadım yani. Burada denk geldi. Buraya geldim yani. Yine ben fiyatları karşılaştırdım. Diğer yani İzmir'deki servisle. Arada yine 160 lira oynuyor ama hala bu servisler arasındaki fiyat oynamasını anlamış değilim. Hizmet açısından gayet güzel. Güler yüzlü, güzel bir firma. Beğendim. İşte gerek servisteki arkadaşlar olsun, gerek yardım, yani telefon ile destek sağlayanlar olsun. Gayet güzel bir yer diyebilirim. O yüzden genel anlamda memnun kaldım. Aracımla inşallah yani iyi olmuştur. Bir problem yaşamam. Bir problem yaşarsanız da arkadaşlar, bu parçalarda yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl kadar bir garanti süreci var. İnşallah hasılıyla bineriz. Bu sefer aktaracağımız bilgiler bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve aileye katılmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.